İranlı jurnalist Farşid Bagiryan bizə çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Teşekkür ederim Cala Hanım. İyi yayınlar efendim size. Teşekkür ederim. Namizədlərdən hələ ki bir nəfərin adı açıqlanıb. Onun sizcə şansı nə qədərdir və başqa kimlərin adı ola bilər bu siyahıda? Eşidək sizdən. Anladım. Teşekkür ederim davetiniz için. Bu ilk etapta yani birinci namzadın ismi ortaya çıkınca sanki bu bütün şanslar kendisine ait oldu diye bir daha doğrusu bir kaide yok. Ama zaten belli bir süre içerisinde bütün namzatlar ya da daha doğrusu hepsinin başvuruların kabul edilecek ve kabul edildikten sonra biliyorsunuz bize bir filtreleme mekanizması var. Yani koruyucu konseyi bu liste içerisinde bazıları seçip bazıları seçmeyebilir. Dolayısıyla bir sonraki evreye kalacak. Fakat burada tahmin ediyorum elbette bu benim şahsi fikrim. Bu sene çok fazla yani biliyorsunuz bu erken seçimdir. İran'da erken seçim belki ikinci defa yapılıyor. Bizim çok bir tecrübemiz yok erken seçim için. Dolayısıyla bence koruyucu konseyi şu anda çok fazla bunlara araştırma yapmayacak. Çünkü sonuç itibariyle burada iki sorun var. Bir, katılım oranı yüksek olması gerekiyor. Zaten biliyorsunuz bu bir suikast ya bir kaza ya her neyse adını koyarsanız biz Cumhurbaşkanımızı kaybettik ve dolayısıyla erken seçime gittik. Bu erken seçimin şu anda bazı kesimlerce hala raporu belki çok kapsamlı bulamıyorlar diye bir ifadeler var. O bakımdan katılmayabilirler. Şu anda devletin, muhasis nizamının görevi şu anda bu katılım oranını yükseltmek lazım. Yükseltmesi için bütün adayların kabullenmesi söz konusu. Aksi takdirde eğer siz bunu bir ya da iki kişiye olarak indirirseniz belki katılım daha oranı düşük olabilir. O bakımdan birinci bahsettiğiniz gibi çok güzel ifade ettiniz. Birinci olan birinci şansı kazanmayacak. Belki kendisi yüksek şansı. Ben ona katılıyorum sizin dediğinize. Ama yani ilk etapta sanırım bir hafta içerisinde bütün adaylar belli olacak. Sonra kurucu konseyi karar verecek. Ondan sonrası bahsettiğiniz 20 Haziran içerisinde seçime gidecekler ve tabii ki umarım birinci turda bitecek ama böyle gözüküyor ki sanki ikinci turda kalabilir diye ben düşünüyorum efendim. Evet buyurun. Farşid Bey, maraqlı bir məqam da var idi. Bizdə olan informasiyalara görə mərhum prezident İbrahim Rəisinin həyat yoldaşını da namizədlər sırasında ola bilər. Bu ehtimal nə dərəcədə doğrudur? Ümumiyyətlə İranda bir qadının hakimiyyətə gəlməsi mümkündür mü? Bu biraz zor. Yani şöyle söyleyeyim. Esas itibariyle kanunlarda bir sorun yok ama koruyucu konseyi diyor ki o racül kelimesi Arapçadan geliyor. Yani racül erkek anlamına geldiği ifade ediyorlar. Bir kesim diyorlar ki racül erkek anlamına gelmiyor. Daha doğrusu göreve düşen kişi zaten anlamına geliyor. O bakımdan bu daha çözülmedi. Ama ben şahsen tahmin etmiyorum yani. Bu saatten sonra bir bayan yani bu erken seçimde belki bir sonraki seçiminde anayasa değişikliği ya da bir açıklık getirmesiyle birlikte olabilir. Ama ben bu seçimde böyle bir şey olacağını tahmin ediyorum. Aydın, evet. Çok teşekkür ederim. Etraflı ben teşekkür ederim için. Davetinizi için Cala Hanım. İyi günler. Devam edirik.